Değerli izleyenler, Bartın Dijital TV ekranlarına hoş geldiniz. Ana haber bültenimiz başlıyor. AB Medya'nın sahibi, gazeteci Mustafa Ahmet Oktay'ın girişimleri sonucunda Almanya'da mahsur kalan Türk işçilere sahip çıkıldı. NRW Star gazetesi sahibi, gazeteci Mustafa Tığlı'ya ulaşan bilgiler doğrultusunda girişimlerde bulunarak işçilerin kurtarılması konusunda UID Ekonomi Birim Başkanı Abdullah Ören ile yapılan işgali sonucunda UID Genel Başkanı harekete geçti. UID işçilerle görüşerek mahsur kalan işçilere maske ve ihtiyaç maddesi sağlandı. Başkonsoloslukla devreye girerek işçilerin resmi işlemleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile işçilerin Türkiye'ye getirileceği bildirildi. Ya şimdi özellikle bilmek istediğimiz şu, bize haberi geldi ki burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Siz bu sıkıntıyı neden dolayı yaşadınız ve kimler Türkiye'ye dönmek istiyor? Tedaviye ihtiyacı olan var mı? Veya genel olarak, genel ihtiyaç malzemeleri olarak ne varsa ihtiyacınız? Zaten Duran Başkanımız da söyledi, biz bunları tespit edip karşılamak için geldik buraya. Türkiye'ye bir gün sonra gidersiniz, üç gün sonra, bir hafta sonra, evet. Ama o süreç içerisinde en azından telefonda görüşmüş olduğumuz, bizden talep etmiş olduğunuz o ihtiyaçlarınızı karşılayalım istiyoruz. Tamam. Ali Bey, başlayın isterseniz. Vallahi dediğimiz gibi yani sizinle de görüşmüştük. Bir ay önce bu virüs meselesi çıktı. Bizim şantiyede arkadaşlarımız, şefimiz dahi dedi, gitmek isteyen arkadaşlarımız olursa eğer dedi, gönüllü git, başın çaresine baksın dediler. Biz kendimiz gittik o zaman süreçte konsolosluğa başvurduk. Bizden isimlerimizi aldılar işte TC'leri falan derken biz size haber vereceğiz gibilerinde söylendi. Geri dönüş belki uçak yoktu, şöyleydin böyleydin olmadı. Bu zamana geldi. Bu 2-3 gün oldu bizim arkadaşımız burada fenalaştı, bayıldı. İki arkadaşımız da öbür Hayim denen yerde var. Orada pozitif çıktı sonuçları. Onları da başka bir 60 kilometre bir yere getirdiler, bıraktılar. Yani bir şefimiz var gene burada, hasta, şu anda ne olduğu belli değil. Yani durumumuz böyle arkadaşlar. Yani bizim ihtiyaçlarımız karşılansa dahi liste yapıyoruz. Paramızı cebimizden verdiğimiz halde almaya gelip de karşılayan yok. Yani ihtiyaçlarımız karşılansa biz artık bizim psikolojimiz bozuldu. Biz bir an önce Türkiye'ye dönüp karantinamızı, tedavimiz varsa tedavimizi görüp ailelerimize kavuşmak istiyoruz. Bu iş beyinde bitti yani. Ne zaman konsolosluğa ilk müracaatınızı yaptınız? 20 civarı, 18-20. 3. ayın 18-20'si ama kiminle görüştüğünüzü bilmiyorsunuz. Hayır. İsim... Kapıda bir görevli kapıda, vardı, bilmiyorsun ismini. Kapıdan zaten bizi içeri almadılar. Bir görevli vardı. Telefon verdiler, buraya isminizi, soy isminizi yazın, telefon numaralarınızı yazın, biz size en kısa sürede dönüş yapacağız dediler. Yani. Burada çalışmada olmadığı günlerde tatillerine gittik, yine gittik. Yine bir dönüş olmadı. Maillerimiz var. Hatta telefonlarımızda mail adresimiz de kayıtlı. Hafta sonu uçak gelecek. Her gün haber bekliyoruz. Bir iki gün uçak gelecek. Gitmek isteyenler burada kalmayacak. Hele hele bu listede ismini yazdıranlar burada kalmayacak. Sizi götüreceğiz gibi şeyler söylediler. Bugün de aramışlar tekrardan. Türkiye'den de aileler aramış burayı. Bundan sonra ailesi arayanlara dönüş yapmışlar işte. Uçak yok. 14 gün karantinada durum denmiş konsolosluktan. Kim dediyse numara aynı. Ama kimin dediği bensiz oradan. Ya böyle bir cevap da olamaz. Bu şekilde yani orada durun. Olur mu yani? Hastaneye getirilemediğimiz için bu virüs burada bir çığ gibi büyüyecek. Hepimizi telef edecek. Yani hastaneye götürülmüyoruz. Test yapılmıyor. Test yapılmadı. Türkiye gibi değil. Yani. Böyle bir karantina olmaz. Şu anda kimde var, kimde yok onu da bilmiyoruz. Hiçbir evet. Evet. Ya başımıza arkadaş da gelmiş demin, iyi olanlar çalışacak da. Diyor yani bize. İyi olanlar çalışacak diyor. Demir gelmiş, iyi olanlar çalışacak. Nasıl biliyorsun iyi olanlar? Kimde var, kimde yok? Ki? Test yaptırmadın ki. Başımızda yoksun. İhtiyaç karşılamıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bana bir liste gönderdi Halil Bey. Listede yaklaşık 100-150 arası yani bir doğru, isim var. Evet. Bu isimlerin hepsi Türkiye'ye dönmek istiyor evet, değil mi? Evet. Çok uzaktan ya, burada. Bir grubu böyle öbür tarafta. Hepsi daha hala da arayan var şu anda. Tabii biz yani sizden net bilgi almayacağız. Kayıtı durdurduk. Grup konteynerlerde kalıyor arkadaşlar. Hepsi de mesela gönüllü kendileri gitmek isteyen yazılan arkadaşlar. Hepsinin TC'si var. Biz kimsenin TC'si zorla almadık. Evet, yani evet. Bizim tek amacımız Türkiye'ye dönmek. Başka bir... AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, söz konusu işçiler için uçak hazırlandığını ve tüm işçilerin yaklaşık bir hafta içerisinde memleketlerinde olacaklarını söyledi. Sosyal medya aracılığı ile seslerini duyuran, aralarında Bartın işçilerimizin de yer aldığı işçi grubunun yurda dönüşleri için harekete geçildi.
Almanya'da Türkiye'ye dönüş yapmayan işçiler için AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile görüşmede bulundu. Kalaycı'nın görüşmesinin ardından işçilerimizin yurda dönüş yapabilmeleri için çalışma başlatıldı. AK Parti Bartın İl Başkanı Kalaycı, söz konusu işçiler için uçak hazırlandığını, konsolosluğun 150 isim aldığını, işçilerin sağlık problemlerinin olmadığını ifade ederken, tüm işçilerin yaklaşık bir hafta içerisinde memleketlerinde olacaklarını söyledi. Almanya'da bulunan yakınlarının da işçilerle irtibata geçtiğini kaydeden Kalaycı, işçilerimizin yurda dönüşleri için gerekli girişimlerde bulunduk. Bunun yanı sıra Almanya'daki dostlarımız da işçi kardeşlerimiz de temasa geçtiler. Şu an herhangi bir ihtiyaçlarının olmadığını, sağlık durumlarının da iyi olduğunu öğrendik. Tek arzuları yurda dönüş yapabilmek. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yaptık. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, düzenlemenin hayırlı olmasını diledi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak hazırladığı kamuoyunda ceza infaz yasası olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, teklifin yasalaşmasının yaptığı paylaşımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda infaz yasası olarak bilinen kesintisiz 7 gün geceli gündüzlü görüştüğümüz Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin görüşmelerini tamamladık. Kabul edilen kanun hayırlı uğurlu olsun. Size meselenin özünü söyleyeyim. İsimlerinin önünden prof yazan ancak yaralarını bildiğimiz bir iki kişi ve goygoycularının infaz yasası üzerinden kara propaganda yapmalarının tek sebebi teröriste, tecavüzcüye, uyuşturucu baronuna taviz vermedik. Tüm sıkıntıları bundan. İnfaz düzenlemesini içeren ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan ve yeni infaz düzenlemesine ile yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Yasalaşan ceza infaz düzenlemesi ile 9 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı. Beldedeki karantinanın kaldırılmasının ardından bir açıklamada bulunan Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu evde kalın çağrısı yaptı. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, belde için alınan karantina kararının sona erdirilmesinin ardından bir açıklamada bulundu. Yeni yapılan değerlendirme ile giriş ve çıkışların kısıtlandırıldığı belde halkına evde kalmaları konusunda çağrıda bulunan Emiroğlu, herhangi isteği veya ihtiyacı olan vatandaşların 7 gün 24 saat kendisine ve belediye personeline ulaşabileceğini söyledi. Bu yeni süreci de atlatarak tekrar huzur içerisindeki günlere dönmeyi istediklerini belirten Başkan Emiroğlu, 14 gün süreyle karantina uygulaması yaşadık. Allah'a şükürler olsun ki dün itibariyle 13.04.2020 tarih ve 18 sayılı karar ile bu durum kontrollü giriş ve çıkış uygulamasına dönmüştür. Şimdi burada yapmamız gereken kat'i surette uyarı ve ikazlara riayet etmemiz, rehavete kapılmamamız olacaktır. An itibariyle Hasankadı beldemizde COVID-19 salgını ile ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Devletimizin bütün imkanları bizimledir. Bu yeni süreci de Allah'ın izniyle kazasız belasız atlatıp vatandaşlarımızın tekrar huzur içerisinde yaşadıkları günlere dönmek hepimizin duası. Herhangi isteği veya ihtiyacı olan vatandaşımız 7 gün 24 saat süresince bana veya belediye personeline ulaşabilir. Hepinize tekrar sağlık ve esenlikler diliyor. Evde kalmanızı rica ediyorum, dedi.
AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve eşi Emine Kalaycı koronavirüs salgınına karşı seferberlik halinde çalışıyor. Kalaycı'nın bu davranışı siyasiler başta olmak üzere tüm Türkiye'ye örnek oluyor. AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, eşi Emine Kalaycı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına destek vermek amacıyla var gücüyle çalışıyor. Toplumun her kesimine katkı sağlayabilmek ve destek olabilmek için seferberlik halinde çalışan Kalaycı çifti, sokağa çıkma yasağı bulunanların market ve diğer benzer ihtiyaçları için de yardımcı oluyor. Bu duyarlı davranışlarıyla başta siyasiler olmak üzere tüm Türkiye'yi örnek olan Kalaycı çifti, sağlık çalışanları ve vatandaşların sağlığını da korumak için maske üretimine büyük destek veriyor. AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın eşi Emine Kalaycı, beraberindeki AK Partili kadınlarla birlikte Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde maske üretimi yapıyor. Gönüllü olarak dikiş makinesinin başına geçen kadınlar günde 2000 adet steril maske üretiyor. Biz de arkadaşlarla hep beraber dedik, biz bize yeteriz. Sağlık Bakanlığımızın onlara da katkıda bulunmak için hep beraber dedik, yapabiliyorsak biz de katkıda bulunalım ve yardımcı olalım. Geldik sağ olsun arkadaşlarımızla, Şule hocamızla hep beraber katkıda bulunuyoruz. Elbette, tamamen. Rabbim birbirimizi dilimizi daim etsin, devletimize zeval vermesin. Özellikle sosyal medya algılarına da inşallah gerekli tepkiyi hem bu dayanışmayla hem de kampanyamızla vermiş olur. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Bartın'a 22.054.676 TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını belirterek, 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi kapsamında Bartın'a ayrılan ödeneğin 194 milyon lirayı aştığını belirtti. Köylerin altyapısının desteklenmesi ödeneklerine dair Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. KÖYDES projesi kapsamında 2020 yılında Bartın'a 22.054.676 TL ödenek ayrıldı. Bartın'a ayrılan kaynağın en iyi şekilde kullanılacağını söyleyen AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi kapsamında Bartın'a ayrılan ödeneğin 194 milyon lirayı aştığını kaydetti. KÖYDES ödeneklerinin il ve ilçelere dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Amasra için 1.710.556 TL, Kurucaşile için 1.066.444 TL, Ulus için 7.257.691 TL, Merkez ilçe için 12.019.985 TL olmak üzere toplam 22.054.676 TL ödenek tahsis edildiğini belirten Milletvekili Tunç, KÖYDES projesi ile köylerde altyapı, yol ve içme suyu çalışmalarını başarı ile gerçekleştirdiklerini, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat sürebilmenin yolunu açtıklarını ifade ederken, 2020 yılında ayrılan kaynakla da çalışmalara devam edileceğini söyledi. Bartın Valiliği, özel gereksinimli çocuk ve gençlere park ve bahçelerin serbest olduğunu duyurdu. İlimizde koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, bitkisel ve hayvansal üretim ile gıda alanında arz-talep dengesine göre üretim, sevk ve tedarik zincirinde oluşabilecek muhtemel sorunların tespiti ve ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan Tarımsal Üretim ve Takip Kurulu Bari Sinan Güner Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda bu kurula bağlı olarak çalışmak üzere oluşturulan Ham Madde ve Üretim Kontrol ve Destek Ekibi, Pazarlama Destek Ekibi ile Gıda Fiyatları Kontrol Ekibi, tarımsal ve hayvansal üretimin sekteye uğramadan devam etmesi, üretilen mal ve ürünlerin pazara sağlıklı bir şekilde ulaşması, aynı zamanda fiyatlandırmada çıkacak sorunları zamanında çözmek için alanda gerekli çalışmaları yapmak üzere görevlendirildi. Vali Güner, hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan silajlık mısır ekim alanlarının ilimizde genişletilmesi amacıyla il özel idaresi destekli, %50 hibeli silajlık mısır tohum miktarının arttırılması ve üreticiye ulaştırılması için il özel idarenin gerekli çalışmayı başlatması talimatını verdi. Ayrıca pandemi sürecinde vatandaşların tarımsal ve hayvansal üretim ve pazarlama konusunda
Alo 180 tarımsal üretim hattı ile fiyat ve tedarik zincirindeki aksaklıkların iletildiği Alo 174 gıda hattı 0501 174 0174 WhatsApp iletişim hatlarına gelen talep ve ihbarların ivedilikle sonuçlandırılması talimatını veren Vali Güner, bu sürecin en az zararla atlatılması ve üretimin azalmaması için gerekli planlamaların yapıldığını söyledi. Bir yandan COVID-19 virüs salgını ile mücadele eden Bartın Belediyesi, bir yandan da yeni projeleri ilimize kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. COVID-19 virüs salgını sebebiyle şehrin birçok noktasında çeşitli dezenfekte çalışmaları yürüten Bartın Belediyesi, bir yandan da yeni projeleri şehrimize kazandırmak için çalışmalar yürütüyor. Başkan Cemal Akın'ın yeni dönem projeleri arasında yer alan Emekliler Evi'nde yapım çalışmaları devam ederken, Başkan Akın sık sık alanda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler alıyor. Proje hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, emekli vatandaşların gönüllerince dinlenip sosyal aktiviteler yapabileceği bir projeyi ilimize kazandırmak istediklerini söyledi. Bartın Valisi Sinan Güner, hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan silajlık mısır ekimi alanlarının ilimizde genişletilmesi amacıyla il özel idaresi destekli %50 hibeli silajlık mısır tohum miktarının arttırılması ve üreticiye ulaştırılması için il özel idarenin gerekli çalışmayı başlatması talimatını verdi. Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında çocuk parkları, park ve bahçelerde de gezinmek yasaklanmıştı. Bartın Valiliği bu konuda diğer illere de örnek olabilecek nitelikte bir karara imza attı. Valilikten yapılan duyuruda özel gereksinimli çocuk ve gençlere park ve bahçelerin serbest olduğu açıklandı. Söz konusu karara ilişkin olarak valilikten yapılan açıklamada özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerimize 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetilerini kaybetmiş, başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin sağlıkları üzerinde oluşturabileceği, muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde otizm, ağır metal retardasyon, epilepsi, Down sendromu gibi tanısı konulmuş özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor gibi belgeleri yanlarında bulundurmak, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilebilecektir denildi.